Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bakara suresi 259. ayet. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله تعالى aytibdi ki yoki bir qishloqning oldidan o'tgan odamga o'xshagan. Yana bir qissa boshlanyapti, bu av bo'lib yuqoridagiga ma'tuf bo'lyapti. Ya'ni alam taro ila man huwa kallazi desak bo'ladi. Ya'ni bir qishloqning oldidan o'tgan kishidek bo'lgan odamni ko'rdingmi? Shundan xabaring bo'ldimi degan ma'noda. Hali tafsirda aytamiz, bir necha ma'nolari bor. Hozir zohiriy ma'nosi bir qishlardan o'tgan kishidek shuni ko'rdingmi deyapti Alloh taolo. Va u qishloq hiya xoviyatun ala urushiha, tomlarning ustiga yiqiluvchi holatda edi. Ya'ni tomlarning ustiga yiqiluvchi holatda bo'lgan bir qishloqdan o'tgan kishidek kishini ko'rdingmi? Qola shu odam aytdiki, Alloh taolo bu qishloqni o'ldirgandan keyin, xarob qilgandan keyin, vayron qilgandan keyin bu qishloqni qachon tiriltiradi? Yuhi, qachon tiriltiradi, ya'ni obod qiladi. Shunda Alloh taolo uni 100 yilga o'ldirdi. Keyin uni tiriltirdi. Qancha qolding deb aytdi. U aytdiki, bir kun yoki kunning ba'zisi dedi. Qala balla bista mi'ata amin. Alloh aytdiki, yo'q, balki sen 100 yil qolding. Fanzur ila ta'amika va sharobika lam yatasanna. Ta'amingga, yegulik narsangga va sharobinga, ya'ni ichadigan narsangga qara, lam yatasanna. Zamonlarning o'tishligi uni o'zgartirmabdi yoki o'zgarmabdi. Va nuzur ila himarik, va eshagingga qara. Valina ja'alaka ayatan linnas, va seni insonlarga oyat, hujjat, alomat, dalil qilishligimiz uchun shunday qilyapmiz. وَنُذُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا. Suyaklarga qara, qanday qilib ularni turgizamiz, to'playmiz, keyin ularga go'shtni o'raymiz yoki kiygizamiz. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bu kishiga Allohning bu qudrati, mana bu mo'jizalar aniq ravshan bo'lganda, albatta Alloh taolo har bir narsaga qodir ekanligini a'lamu, bilyapman deb aytdi. Suyuzi aytyaptilar. Au ra'ayta kallazi al-kafu zaidatun. Yoki ko'rdingmi? Kallazi shunday kishiga o'xshagan bir kishini. Unda kaf zoida deyaptilar. Agar kaf zoida desek, unda kaf tarjima qilinmaydi. Unda avkallazini marra ala qoriyatinda bir qishlardan o'tgan kishini ko'rdingmi bo'ladi. Kafni zoida desek. Hiya Baytul Maqdis. Bu qishloq Baytul Maqdisdir. Falastindagi Baytul Muqaddas. Rakiban ala himarin. Bu kishi eşe mingan holatda o'tyapti. Va ma'hu sullatu tinin va qadahu asirin.
Bunun oldida bir xalta anjir bor va bir qadaqda bir idishda asir mevaning suvi bor. Va huwa Uzayr. Bu kishi Uzayrdir alayhissalom. Va hiya xaviyatun saqitatun. Va bu qishloq xaviyatundir, ya'ni saqitatun tushgandir, yiqilib tushgandir. Ala urushiha suqufiha bo'lish kerak. Suqufiha debdi. Suqufiha, urush suquf degan. Saqfunning jami. Urush arishunning jami. Tomlarning ustiga. Lamma kharrabaha buxtunassar. Ya'ni baxtunassar yoki buxtunassar Baytul Maqdisni tahrib qilgandi, xarob qilganidi. Buzib vayron qilib ketgandi. Qala anna kayfa yuhi hazihi lahu ba'da mawtiha. Bu kishi aytdiki, Alloh taolo bu qishloqni o'ldirgandan keyin, ya'ni vayron qilgandan keyin qanday tiriltiradi dedi. Istiyazoman li qudrati Allohi ta'ala. Allohning qudratini, ulug'ligini izhor qilgan holatda aytyapti. Fa amatahu Allohu va albasahu. Alloh taolo o'ldirdi va uni qoldirdi. Mi'ta'amin 100 yil. Summa ba'asahu ki uni qayta jo'natdi. Ahyahu tiriltirdi. Liyuriyahu kayfiyata zalik. O'lgandan keyin qanday tiriltirishligini, qandayligini ko'rsatishlik uchun. Qala ta'ala lahu Alloh taolo unga aytdiki, kam labista? Ya'ni makasta huna, bu yerda qancha qolding dedi. Qala labista yawman aw ba'da yawm. U aytdiki, bir kun qoldim yoki kunning ba'zi, yarim kun qoldim dedi. Lannahu nama awwalan nahar. Chunki bu odam kunning boshida uxlagan edi. Taqubida ruhi qabz qilindi, o'ldirildi. Va uhya indal ghurub va quyosh botayotgan turgan vaqtda qayta tiriltirildi. Fazondannahu yawmun nawm. Shuning uchun bu o'yladiki, uxlagan kunimmikin deb o'yladi. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika at-tin va sharobika al-'asir. Alloh taolo aytdi, yo'q, balki sen 100 yil qolding. Mana taominga qara, tin ya'ni anjirga. Va sharobika ichkilikka qara, ya'ni ichimlik, asir, mevaning suviga qara. Lam yatasanna, o'zgarmadi, lam yataqoyir. Mana o'zgarmadi, ma'tuli zaman, zaman uzun bo'lishligi bilan birgalikda, ya'ni uzun zaman o'tishiga qaramasdan. Wal hawqila aslun min sanahtu. Kisanahat. Lam yatasannah kalimasini to'g'risida ixtiloflar bor. Suyuti shunga ishora qilyaptilarki, lam yatasannah degi ha asldir, asli harflardandir. Ya'ni sanahtu, siz ko'p yillar o'tkizdik, yoki ko'p yillar o'tkizdim degan ma'noda. Ha kalimaning asli harflardan bo'ladi, lom barobardagi. Ya'ni fa'alada lomning barobariga kelyapti. Bu تسنه هذا تفعل باب ذلك اليوم وقيل للسكت من سانيت هنا بعض عالم لا ترحب من ايتم ديكي يردك ها سكت اوچندور تختغنق اوچن حاك اليوم لكن ها اصلي حرف لدن بس اصلا سانا بوغن يعني لم يتسنه ده يتسنى بوغن نونك يا بارده ونونك اكين حاك اليوم ديش هذا uning ma'nosi aynan. Ya'ni sanaha bilan sanani ma'nosi bir. Ya'ni ko'p yillar o'tdi degani. Va fi qiroatin bi hasiha. Ba'zi qiroatlarda shu hani hasbi bilan lam yatasanna. Lam yatasanna bo'ladi. Agar to'xtasangiz lam yatasan bo'ladi. Ha o'qilmaydi. Vanzur ila himarik. Eshaginga qara. Kayfa huwa? U qanday ekan? Farohu mayitan. Qaradiki, uni ko'rdiki o'lik holatda. Va izamuhu bidun taluhu. Qarasa eshagining suyaklari oq bo'lib, ne yaltirab turibdi. Oqarib ko'rinib turibdi. Shuni ko'zini oldida Alloh taolo uni tiriltiryapti. Fa nazalika li ta'lam. Bu narsalarni biz qildikki, bilishliging uchun. Va linaj'alaka ayatan 'alal ba'sin. Va seni qayta tirilishlikka
hujjat, oyat, mo'jiza, alomat qilishligimiz uchun. Dinlas insonlar uchun. Vanzur ila al-izomi min himalika. Eshagingdan bo'lgan, eshagingning suyaklariga qara. Kayfa nunshiruha? Ichkil o'qiladi, nunshiruha desa ham bo'ladi, nunshiruha desa ham bo'ladi. Nuhiha, ya'ni qanday tiriltiramiz uni? Bi dommi nun, nunning zammasi bilan. Va quriya bi fathiha. Fatha bilan o'qilgan. Kayfa nanshuruha bo'lib. Ya'ni bi fathiha min anshara va nashara. Anshiradan bo'lsa nunshiru bo'ladi. Agar nashardan bo'lsa nanshuruha bo'ladi. Lug'atan ikkita lug'at bor. Va fi qiratin bi dommiha va zay. Yana bir qiratda esa zamma bilan va za bilandir. Nunshizuha bo'lib. Nuharrikuha va narfa'uha. Agar nunshizuhadan chiqqan bo'lsa, uni qanday harakatlantiramiz va qanday ko'taramiz degan ma'noda bo'ladi. Summa naksuha lahma. Keyin qanday qilib unga go'shtni o'raymiz. Fa nazara ilayhi Uzayr qaradi unga, vaqat tarakkabat va kusiyat lahma. Ko'zining oldida suyaklar bir-birining ustiga mingashtirildi va ularga go'sht o'raldi. Va nufiha fihi ruh, unga ruh sudaldi, ruh kirgizildi. Va nahaqo, keyin ovoz chiqardi eshak, ya'ni hangradi. Salama tabayyana lahu zalika bil mushahadati. Uzayrga bu narsa mushohada bilan, ko'zi bilan ko'rib aniq ravshan bo'lgandan keyin qola a'lamu ilma mushahadatiki, mana bilyapman dedi. Ya'ni mushohada ilmi, ko'zim bilan ko'rgan holatda mana bilyapmanki, anna Allohu ala kulli shay'in qodir, albatta Alloh taolo har bir narsaga qodirdir. Va fi qiraatin i'lam. Yana bir qiraatda i'lam deyilgan, bilgin deb. Amrun minallohi lahu. Alloh tarafidan yana buyruq bo'lyapti. Bilgin deb Alloh tarafidan buyruq bo'lishligi ham ba'zi qiraatlarda kelgan, ba'zi ulamolar tarafidan aytilgan. Unga ko'ra qola Alloh aytdiki, i'lam, bilib qo'ygin Alloh taolo har narsaga qodirligini degan ma'no kelib chiqadi. Mana Alloh subhanahu va taolo ikkinchi bir voqea to'g'risida xabar beryapti. Birinchi voqea Ibrohim alayhisalom va Namrud o'rtasida bo'lgan munozara edi. Mana ikkinchi voqea esa Uzayr alayhisalomning voqeasidir. Bu voqea, bu oyatlarning oldingi oyatlarga nima aloqasi bor? Bu yerda ikki irtibot, ikki aloqa bor. Birinchisi, bundan oldingi voqeada Namrud uyam tirildirib o'ldirishlikni da'vo qiladi. Alloh taolo bu qissa voqea bilan Namrudni rad qilyaptiki, sen o'ldirish va tirildirish deganda nimani tushunyapsan, ey ahmoq, ey johil, ey aqlsiz, ey g'obi, anqov, sen nimani tushunyapsan o'ldirmoq va tirildirmoq deganda? Mana bizni qanday o'ldirib tirildirishimizni ko'r. O'ldirdik, 100 yildan keyin tiriltiryapmiz. Qani kimni qo'lidan keladi bu narsa? Kimni qo'lidan keladi? Butun insonlar to'plansin. Qani mana 100 yil deyapti Alloh taolo. 100 yil emas, 1 yildan keyin tiriltirsin-chi? Tiriltirmaydi-ki, 1 oydan keyin tiriltirsin. 1 haftadan keyin tiriltirsin. Tiriltirishmaydi. 1 kundan keyin tiriltirsin-chi? Tiriltirishmaydi. Va ko'zini o'ngida chirib ketgan eshagini ham tiriltiryapti Alloh taolo. Ko'zini o'ngida ko'rib turibdi bu narsani. Alloh taolo o'zining ihyo, tiriltirish sifatini va o'ldirish sifatini ko'rsatyapti. Namrudni rad qilyapti. Va butun kofirlarni rad qilyapti. Va kofirlarga ishonganlarni rad qilyapti. Ya'ni sizlar Ibrohim alayhisalom tarafida bo'linglar. Unga ergashinglar. Haqda bo'linglar, haqni gapiringlar. Namrud va unga o'xshaganlar, unga ergashganlardan ta'sirlanmanglar. Ular ana uhi va umid, men ham tiriltiraman, o'ldiraman, xolaganimni qamayman, o'ldiraman, xolaganimni qo'yib yuboraman deyapti. Bu narsadan qo'rqmanglar sizlar. U hech kimga o'lim yoki hayot bera olmaydi. Allohning o'ldirib tiriltirishligi mana bunday bo'ladi. Bu bir, bu qissaning oldingi qissaga aloqasi. Chunki bundan keyin yana bir qissa keladi Ibrohim alayhisalom to'g'risida, u ham o'ldirib tiriltirish to'g'risida. Endi bu oyatning oldingi oyatlarga aloqasi, ya'ni tavhid to'g'risida.
ve Allah'ın dostu buluştuk doğrusu da. Hazır girdi namazı girip çıkıyordu. Bana kafirlerden korkmaslık, tasirlenmeslik, her kendi halette Allah'a bağlanışlık, fakat yine Allah'a ibadet kılışlıktır. Çünkü Allah Teala bana bunda kudretli zattır. اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ Elbette Allah Teala her nesliğe kadirdir. Yine bir alakası ise, Uzeyr Allah'ın dostuydu. Bütün memleket, bütün şehir gayran buldu. Kuvvetlep kaldı. Hiç kim kalmadı. Hemen her tarafa terkalıp gitti. Lekin Allah Teala Uzeyr'ini sakladı. Uzeyr'e hiç kim zarar verilmedi. Hatta Uzeyr Aleyhisselam şu yerde uhladı. Allah Teala onu öldürdü. 100 yıl kap geti yaptı. Yani 100 yıl kalıyor şu yerde. Hiç kim onun geçkenliğe zarar verilmedi ki. Şu yerde iki ihtimal var. Birincisi Uzeyr Aleyhisselam hem ölüp mesela turpak karlaşık etkenliği. Yani bu buluşu mümkünmez. Demek ki çünkü peygamberlerin cesedine yer yemeydi. Peygamberlerin cesedi özgermeydi. Uzeyr Aleyhisselam şu yerde öldü ya ki uhladı. Ölgen bu yerde hem cesedi mükemmel kaladı. Uhlagen bu seyem cesedi mükemmel kaladı. Ben Ashab-ı Kehf, hani Kehf surası okuyuslar, gar egeleri 300 yıldan köprak uhladılar. Yattılar. Hani uhla yattı. Trik, ölgeni yok. Uzeyr Aleyhisselam diyelim şu iki de ihtimalden bir tasım var. Ya uhlagen ya ki ölgen. Ölgen bugün takdir diyelim cesedi özgermeydi. Bütün peygamberlerge bu kaide-i külliyedir. Bütün peygamberlerinin cesedi özgermeydi. Yer ula cesedini yemeydi. Şehitler doğrusu demedilerdi ki bu nasıl? Yani bunu nümü için etiyat biz? Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın dostuydu. Fakat yine Allah'a itaat edilen, fakat yine Allah'a bağlanan, fakat yine Allah'a ibadet edilen bir şahsiyetidir. Vefat kıldı. Uhlagen haletteki, ölgen halette cesedini Allah-u Teala saklayaptı. Allah onu himaye kılıyordu. 100 yıl içinde kanca tabi hadiseler buldu. Tesir kılmadı mı? Kılmadı, tesir kılmadı. Ve şu yüzden kanca insanlar öttü. Nemege ular zarar vermedi Uzeyr Aleyhisselam'ın cesediye? 100 yıl içinde hiç vahşi hayvanlar ötmedi mi? Nemege zarar vermeyaptı? Allah saklayaptı. 100 yıl içinde zararlı haşaratlar ötmedi mi? Öttü elbette. Nemege zarar kime yaptı? Allah saklayaptı. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu. Allah iman keltirgenlerinin dostudur. Ey kulum sen tirik halettesin. Bütün cesedin işler durupdu, aklın işler yaptı. Ve ben senge uzun yol gösteriyaptan. Senem hareket kılıyapsan ve ben seni saklayaptan. Sen bu halette koy. Hatta 100 yıl yatken kulumu sakladım ben. 100 yıl. Uhlab yatıptı. Teşkede ne kabul yaptırgende haberi yok. Gözü yumulgen, hem arası tohtagen. Hayattan acıraldı. Yani ayet emetehu diyepti mi? Öldürdü diyepti. Öldü bu. Yani, ölüm hakiki manada olsa, hakiki ölüşlik, eğer mecazi manada olsa uklaştı buna. Çünkü uyku ölümünün ülkesi ki o. Ölge halatı da 100 yıl sakladım ben. Hiç kim hiç kendine zarar vermedi. Sen triksen, nemege zararlarından korkuyorsan? Seni saklayan mıyım ben mi dedi. Etrafıda bol yaptırken hadiselerge hiç kendine bir tahsil kılarmıyken, uzunu himaye kılarmıyken, ölükünü saklayan zat, siz uzunu himaye kılarsınız ve yaşlıklarda terler, yaşlıklarda ihtiyar kılarsınız, yamanlıklardan kaça alarsınız, sizi saklamaydı mı Allah Teala? Allah saklaydı sizlerde her kendine halette. İşenirler bunu size. İman keltiriler. Bana sizlerge tarihten bir vakıya, bugün vakıya bu. Bugün derse, ertekmez. Yani biz bu resimlerde okuyanımızdan ki, çüngenimizden ki, imanımız nihayette müstahkem buluşluk gerek. Biz kafirler deyik, münafıklar deyik, fasıklar deyik, bu meylik ki, bu kısalarda okuyandan ki, bu ayetlerde çüngenden ki, aldın kan deyik, buzuk akidede busek, kafirlerden kendi korkup yaşayan bosek, Allah'ın dinini kendi terkigen bosek, şimdi yaşarsın yine. Din hizmetini kendi terkilip gaflette bugün bosek, yine şimdi devam et olursak. Allah'ın gazabı yıkalamız.
bunday hüccetlerden keyin biz eğer Allah'ını dinide bulsak, din hizmetinde bulsak, yine en müstahkem buluşluğumuz gerek. Bana bunda şahsiyetler, bana tarihte çünçeli kıyınçilikler, ağırlıklarına karamazdan dinli mahkem işleş gereken, bir mahkem işleştiğimiz gerek. Bayağı şeytan bizi vasvasa kılıyıp durgen bulsa, peki şeytan dostları vasvasa kılıyıp durgen bulsa, minhil bahanlarda gösterip, bizi din hizmetinden meşgul ki mahsup olayıp durgen bulsa, onlar da rahat kılıştığımız gerek. Bana sizge tarihte duyan vakiyeler, misaller, Allah Teala ayeti yaptı bunu. 100 yıl öldür yaptı ve kin tırıltır yaptı. Öldürgen halatdayım, tırıltırgen halatdayım, Allah onge kifaya kılı yaptı. Sizge kifaya kılı mıydı mı? Hemen tarafına kifaya kılı yaptı sizge. Demek ki Allah da kudreti gelsiz, bunca de deytar valip kılı yapsız. Tahsirlenişliğimiz gereği sahabeler, şu ayetler bu kıssalarını keme hakkuhu çüngenlik için onlar da hayatı özgürüp gitti. Onlar başkaca insanlar bulup gitti. Ama bu sahabeler deyip olamayıp biz değil mi? Ya, çünkü yakinimiz zayıf nihayet. İmanımız zayıf. Biz bu ayetlerden tahsirlenmeyip biz. Fakat bir erte geçti yaptırgendik, kısa işte yaptırgendik, işte yaptırgendik işte yaptırgendik yine aldığınki cehalatımızda devam ediyor. Alnın kendini bize şimdi kiti yapmış. Allah'ta gazabı yapalımız. Özümüzü ıslah kılıyorduk. Ayetlerde okup, düşünüp, amel kımaslık, yüzü gülüştük buladı. Allah'ın kelamını terk kılıştık buladı. Ve siz kançeli tatlı yapırın, kançeli tersirli yapırın, beridir, sizi şu geplerinizde işlettirgen adamlardı, yarımıdan köpü beridir yüzü gülüp git buladı. Min yapsuslar bulsun ki Müslümanlar hususen bizi zamanımızdaki Müslümanlar şimdilik kafirler de koyun kafirler ki aynı gidi düşman da olar şimdi Müslüman ben de yaptırgenler Kur'an'a muhabbetin çeksiz de yaptırgen insanlar da köpçülüğü her bir yana yüzü gülüp et var her bir eski buzuk akidesi de eski buzuk yakini de zayıf imanda devam etip et var uzun da tüzeltmeydi ibratamaydı bu nasıllardan. Cüde kem insanları gene sıkıladı bu sahanet. Bu kette nimet. Bunu yanını barıştığımız gerek Allah-u Teala'dan. Bana Allah-u Teala bize delillerde kürseti yaptı. Tarihte bugün vakiye. Tarihte çüntürü yaptı. Bu vakiye elbette bugün. Yahudlardan, Nasrani'lerden sorun, onların bilişerdi. Doğru onları özgürtirirken, her yalgan kısalar diyen koş varışken, belki şu vakiyenin aslında ihtilafı yok. Bar bugün nasıl bu? Allah Teala auzu yaptı. Yukarıda alem tara ilellezi hacce İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'dan cencelleşken adamı gördün mü? Dedi. Böyle ya ki kışlardan ötken adamını gördün mü? Dedi. Eğer kefti zaydak siz şimdi tercüme bulurdu. Kef aşkçadı siz. Bir neçe tafsirler var. Birincisi şu. Bir kışlardan ötken adamını gördün mü? Bana ikinci bir delil, ikinci vakiye. Ya ki kefti misil diyen, ya ki mesel diyen manada alıştığınız mümkün. Kışlardan ötken adamın misalını gördün mü? Ya ki zerbul meselini gördün mü? Hani meseluhum ke meselillezidib ötkü. Bana şu manada. Ya ki kef uzunin manası da da, lakin men huve degen mubtada haber hazb kılingen. Av men huve kellezi. Ya ki şunli bir adamını gördün mü? O mene bunge okşaydı. Degen manada. Mene bir neçe manaları var. Ve bu marra. Faili kim? Ötücü kim? Müfessirlerde köpçülü getirdi ki yani hemesi de sana bulur adı bu Uzayr Aleyhisselam'dır. Uzayr peygamberdir. Ve bu şerbet de Musa Aleyhisselam'dan kiyin kiyen. Bazen Hizr Aleyhisselam deyip. Bu zayıf kavul. Çünkü Hizr Aleyhisselam Musa Aleyhisselam zamanında yaşadı. Kiyinki zamanlarda yaşayanlığı doğrusu da ihtilaf var. Bazılar başka bir insan deydi. Bunlar zayıf rivayetler. En sahihi, en meşhuru şu ki bu Uzayr Aleyhisselam'dır. Ve Uzayr Peygamber'dir. Uzayr Peygamber bu yanlığı için
Ve bana bu kıssada vakiyada haber birliğe turgendik, cüze katta bir mucizenin sahibi bu gendik için Yahudiler gulu kılışıp bunu Allah'ın oğlu deyişti. Ve kâletil Yahudu Uzayr İbnullah. Gelin, Kur'an etiyat. Yahudiler etti ki Uzayr Allah'ın oğludur. Ütken kafirler böyle peygamberler, evliyalar doğrusu gulu kılıp onlarda dinge kıyan hizmetleri ve bu hizmet yürüde körügen mucizelerini şirkke buruvarıştı. Bunlar Allah'ın dostları, bunlar Allah'a yakın, bunlar Allah'ın oğulları ve bunlar Allah'ın işlerini kılıyordu. Bana bu bedde haletke barıp kalıştı. Lekin İslam ümmeti bu neseden ihtiyat buluştuk gerek. Peygamberler, evliyalar doğrusu gulu hukumasını gerek, haddimizden aşmasını gerek. Peygamberler, evliyalar hemesi Allah'ın kullarıdır. Acizdir, Allah'a muhtacdır. Beni Allah Teala öldür yaptı. Öyle yaptı, tiriltir yaptı, tirili yaptı. Yani Allah'a muhtaç. Siz onu Kuda kıvamayın, Allah da oğlu demeyin. Şirke sebep kıvamayın onu. Kişiler, Beytül Makdis, Filistin'deki Beytül Mukaddes'tir. Şu kişilerin aldıdan ötü yaptılar. Kişiler kendi halatıydı, وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Ve bu kişiler, tamlarının üstüge yıkılıcı halatıydı. Vayran bulup yatken idi. Büzülüp harabe bulup yatken idi. Bu bir tefsir. Bazılar haviyetunlu haliyetun diyeceğiz. Ala uruşiha yani tamları hali. Yani haneleri hali hiç kim kalmayken. Şehirde hiç kim kalmayken. Hem de kaçıp gitken. İki de tefsir var. Haviyetun sakitetun diye manası var. Yıkılıp düşken diyen. Peki haliyetun hali. Bomboş diyen manası var. Birinci tefsir doğrudur. Haviyatunin çünkü lügatteyi manası sakit alır. Çüşken. Yani tamın üstü yedi yaptı. Bu ne diyeni? Yani binanı aldın tamı çüşken kil üstü yedi devarları yıkılıyor. Nihayette bir huniç halette. Yani büzülü yatıptı. Yaşaştı imkanı yok hiç kendi. Tamı çüşkendeki uyuda yaşar bu muydu ki? Bir divarı yıkılgen olsa, eşiği darvazası yıkılgen olsa, ya darvazalar büzülgen olsa, içi de yaşayış mümkün. Pana buluş mümkün. Lekin tamı yıkılgen olsa da, üstüge divarlar yıkılgen olsa, üye de yaşayışı hiç kendi imkaniyeti yok. Allah Teala nihayette yaman derecede gayran bu yerliğini ifade kılıyor. Yani en yaman halette gayran kılıyor. Kim gayran kıldı? Bana buhtu nasır. Mecusilerden, ateşperestlerden bugün, Farslardan bugün bir müşrik padişahıdır. Ötken ayetinin tersirde etkenindir. Bu buhtu nasır bütün dünyanın basvagen padişahı. Nemrut birinci kafir padişahı olsa dünyanın basvagen, ikincisi buhtu nasırdır. Bütün dünyanın basvagen. Filistin elbette ki Ben İsrail'de kulu dedi. Ben İsrail İslam'da davakıyan insanlar adı. Allah'a iman kildirgenidi. Peygamberler'e iman kildirgenidi. Tevrat'a iman kildirgenidi. Ahli kitabıdı. Lekin ne için Bahtı Nesri keliyordu da onlarda şehrini vayran tutuşuyordu. Hiç kim kalmayordu. Erkeklerini öldürüyordu. Asir kılıp kul kılıyordu. Kadınlarını kul kılıyordu. Harlanışıyordu. Ben İsrail satılıyordu. Bazarlarında. Kafirlerde kulu da kul bolu bir şeyle yaptı. Ne teşhirsiz, Bahtı Nasır müşrik, hiç kendi peygamberi imanı yok, hiç kendi kitabkiye mi imanı yok. Peki Ben İsrail, hoş zamanlı Müslümanları. Ne ki bunu ne böyle yaptı? Yani dikkat edin bu nesine. Böyle diyen bir katta ibret var. Çünkü ulan dinini terk kılış kendini. Allah'a imanımız var, Allah'a şenemiz dişer diyor, peki Allah'a itaat kılışmasıydı. Allah'a ibadet kime koyuşken de şirk kiltiriş aradı. Musa aleyhisselam'a yani Uzer aleyhisselam'a ve başka peygamberlerine iman kiltirgenmiz. Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam hemen iman kiltirgenmiz diyor. Lekin peygamberlerinin yoludan kitmesiydi. Davrat'a iman kiltirgenmiz, Zebur'a iman kiltirgenmiz diyor. Amel kimesiydi. Şunun için
Allah Teala ular düstüye ulardan bedbah buyen kafirdi cönet yaptı. Ve bu kafirler gidip ulanın şehirlerine vayran kıpta şey yaptı. Yani? Uzlarını kırk da şey yaptı. Katlan kılı yaptı. Ve kul kılı yaptı ulardı. İbrat alayım bu nerseden. Şimdi İslam tarihi yakarın. Muhammed Aleyhisselam'dan ki yenge buyen tarihtin diye karın. Cengiz Han'da bastırıp ki yenge. Ve İslam memleketlerini vayran kıpta şey yenge. Okşamaydı mı? Ya ki başka kafirlerinin bastırıp ki geldiği. Hani Rus kafirlerinin İslami diyarları bastırıp ki geldiği. Tataristan'dan başlayıp geldi bana. Kavukaz, Uzun, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan. Bir yakıya bana Uyghuristan, Şarkı Türkistan. İslami diyarları barıştı. Hani Arabistan tarafları Avrupa'dan gelişti kafirler. Fransa'dan, Angliya'dan. Afrika'daki İslam ideallarına basılı barıştı bana. Hindistan'da İslam merkezi bugün yerler, Dehli, Agra'lar hazır bana müşriklerdi kuludu. Malparahlardı kuludu. Nemege bunları böyle yaptı? Karin, ibret alayım bu nefseden. Kur'an'ın mükemmelliğini karin ki bir kısırla Allah-u Teala her taraflarına ibret veriyordu, ders veriyordu. Eğer siz Allah'ın yolunu mahkem işleseyiz, Allah sizi dostiz buladı, İbrahim Aleyhisselam deyik aziz bulas. Nemrut deyik padişah, aciz kaladı sizi karşısında. Lekin Uzer Aleyhisselam'ın zamanıdaki Ben İsrail deyik bukasiz, kançeli kübbü siz bulayım, kançeli şehirleriz rivayetlengen busa bulsun. Kançeli güç kuvvetiz bulsun, Allah Teala sizi sizge bahtı nesri yoşayken bedbahtı cönetette, onu kulu da har kıladı sizi. Azap veredi sizge. Şunun için biz özümüzü köplüyümüz ya ki dünyamız başka başka nesillerge eldenmeyedik. Neme bosa bosun şeriatı mahkem işeyelik. Eğer şeriatı terkledi gönbüsek bana ibretler. Allah Teala zalimmez. Öyle bir gün kendi kılıp Çingiz Han diye bir müşrik arasını zinakı gen bir bedbeh İslami diyarlarda vayranlıkta şey yaptı. Basvali yaptı. Kendi kılıp Ruslar, kafirler ve Amir Timurlar'ın zamanında Amir Timur şunları diyarına bastırıp kirişliği diye münasip görmedi. Layık görmedi. Şimdi bir cahil boyan bir Rus milleti, bu kafirler kendi kılıp bütün dünyaya üstazlık diyen İslam diyarlarına hususen mesela Bukhara'yı, Samarkand ve başka İslam merkezlerine Bukhari'lerdi ve Tirmizi'lerdi, Burhanlı'da, Merginali'lerdi, memleketlerini kendiye basvalı yaptılar. Kendi kılıp vayran kıpta şey yaptı, katlam kılı yaptı. Erkekine hem ayağına hem kendi kılıp kul kılı yaptı. Mescid medreselerine kendi vayran kıpta şey yaptı. Athanaya elentir yaptı. Malhanaya elentir vali yaptı. Ne mi için? Burası kafirlerde kudretini gösterdi. Bunu bilip koyular. Bu Müslümanlarda amelsizliğini gösterdi. Müslümanlar uzunu diniden yüz ögüredi. Diniye amel kimeye koyadı. Bundan ki Allah'ın belası geledi. Allah Teala kiyin cennet edi bu kafirlerdi. Bizi zamanımızda böyle yaptırken hadiseler hemşindik. Bu bilen elbette siz muhtedil buluştuğunuz gerek. O şey zamandaki Müslümanlarda lanetlemeyiz. Lekin ibret alın ki bana şu hatalarda kimeyin ve o şeylerde haleti geçip kalmayın. Şunu bilin ki bu kaideyi külliyedir. Müslüman kaçan dini gemel kimeye koysa Allah Teala başıge undan bedden bir kafirde cennet olurdu. Dinge hiç kendi alakası bulmaya adam geledi. Felestin, Beytül Mukaddes, mene şunçeli gayran bu bir atıptı. Siz, ulardı şehrine tasavvur kıyende, adli bir şehir halette tasavvur kıymayın. Etti ki, ben İsrail oşa vakitteki Müslümanlar idi. Oşa vakitte kitap geçengen, dindar hesaplengen, Allah'a ve peygamberlerine işengen milletler hesaplanırlar. Beytül Mukaddes'de yüzlerce mescidler, yüzlerce medreseler vardı. Şuraya bilip koyayım. Neme bulduğu mescid medreseler hemen bayram kılındı. Bahtı Nasr cüda katlı hurmasızlık kıldı. Hatta Beytül Mukaddes, Beytül Mukaddes, dünyadaki üçüncü en mukaddes, en mübarek bugün bir mescid. Birincisi Mekke Musa Kabe, ikincisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidi, üçüncüsü şu Beytül Mukaddes'tir. Bunu hepimiz bilemiz.
Yani dünyadaki en mukaddes yerlerden üçtenin bittesi bugün yerini bahtı nasırdı kulu da bunda harlanışlığı Allah Ta'ala izin veriyor. Allah'ın kaderde keliyordu bunarsa. Demek ki? Demek ki ben İsrail'i kıyan meselesi ondan bettar eken. Tülesi mi? Ben İsrail'i kıyan meselesi bahtı nasırdı kıyan işinden bettar. Şunun için Allah Ta'ala onu alıp geliyordu. Kendi kılıp bettar bulabilirsin mi? Bahtı nasır kılıp malhana kılıyıp duyurdu. Vayran kutta şey yaptı ki. O şey meşit medreselerde adamlarını alıp gelip suyu yaptı. Ya ki zina kılıyordu ki. Doğru filanı kılıyordu da yaman bu. Hemeniz bilemiz yamanlık. Lekin ben İsrail'i kıyan işi ondan bettar abi. Hazıran kılıyordu ben İsrail. Hazıran ben İsrail'de meşitlerde yani ulardı bana keniselere de. Sirkevleri de. İbadet hanaları da. Neler böyle yaptı? Onlar ibadet hanalarında şirk merkezi kuvalıştı ki. Hıyanat merkezi kuvalıştı ki. İnsanlar ki özlerini dindar gösterdi. Dinli düzü yaptılar. Ve yani şirk merkezi bu genden ki başka elindeki zina merkezliğini koyurin kendi. Livata merkezliğini koyurin. Hazırem şimdilik. Hazırem Yahud Nesra'yilerde, dini merkezlerde de köpüde zina buladı ve köpüde livata buladı. Erkek ve erkek de ortasındaki zina. Bu malum bu narsa. Delillerden ispat kılınken narsa. O şey vakitte ki ben İsrail'im şunu yıkı geldi. Mescid medreselerde bu narsalar köpeye geldi. Alimleri en hain, en peskeş insanlar okuya geldi. Kudalı dava kılış geldi. Bu narsa Bahtı Nasır'da haletten bettar elbette. Çünkü Bahtı Nasır'da kafirliğini, onu kılıyaptığın işlerini, batılığını hem evladı. Peki Ben İsrail'in Kezzar ve Deccal alimleri kızlarını alim gösterdir, Tavrat'tan yapırır, Zavr'dan yapırır, insanları ya kudalik dava kılıçlığını insanlar bilmeye kalırdı. Çünkü çoğular battar. Yani İslam tarihi de hemiz teşirip göreyim de. Açık nasıllar bunlar. Peki biz bundan ki hata kılmasını için ben açık bu sayım açık aytaman. Köpçülük mesela ahli ilimde bu nasıllardan haberi yok. Bu genlerim yani bu nesilere dikkat kılışmaydı ama itibar verin ki İslam tarihi dayan özümüzü tarihimizi yakıyor kılıyaptanlara bizi tarihimiz sahabelerden kengi tarihte İslami diyarlarına Çingiz Han ya ki Rusya oşayan kafirler bastırıp bargen bilse teşrif görseniz min afsuslar bilsin ki oşa davrlarda mescid medreselerde zina ruvarlanıp gitken erkek zinası ve ayal zinası ruvarlanıp gitken. Başka zamanlardaki şeyhlerde köpçülüğü, medreselerde ders verildiği ustalarda köpçülüğü, kattı pirler, tarikatlı kattaları, gaybdi dava kıyan, biz gaybdi bilemizdir. Ya ki kabir paraslik, kabirlerge sığınış, peygamberlerge sığınış, avlolarge sığınış, ruvadan kit geledi. Ve şuna sana insanlarge dindir, çüntür yaptır geledi. O şey diyarda mevcut bugün tarihlerde okuyanımızda Rus bastırıp gelişten aldın Orta Asya'daki medreselerde bu fasadlarda okup işemme geldik. Bu tuhmet bunlar. Buluşu mümkünmez. Lakin Pakistan'a vardık. Pakistan'da okup yürüp biz bir de Rus'tu zamanında dedesinden hicret kıyan. Yaş, bu vakti yaş bana bugün baktı. 2 yaşta mı? 3 yaşta mı? 4 yaşta mı? Bugün şimdi biz hicret, biz Pakistan'a varan vakti onlar 70 yaşta, 80 yaşta Musafitler, Özbekler. Şunlar ben tanıştık, görüştük Pakistan'da. Bunlar hep yaptı Özbekistan'da. Esnaf yığılaşı ve Özbekistan'ımız vatanımızı, Rus geldi biz hicret kıldık. Bana begene yurtlarda yürüp biz. Vatanımız kendi güzel, yaş edinmeydi falan Özbekistan'ıydı. Ki kaçan körüsü şimdi vakti uğradı. Bir neçe sohbetten ki, bir neçe numaradan ki, bazen marasımlarda birle oturamız, bazen tuğilarda ya ki başka ehsanlarda. Yani Musafitler eti yaptı ki, mesela bizge dedelerimiz eti verirdi. Buhara'daki meclisler acip bulardı ki. Yani. İlmi meclisler eti yaptı. Başka marasımlarda da. İlmi meclisler acayip bularken. Kendi bularken, huftandan ki, alımlar toplanışarken, elbette hamasınız bu. Lekin, böyle yaptırırken vakiyeler kalın, Müslüman'dan ne işte yapsınız siz? Onu bir Rus etme yaptı, İngiliz etme yaptı, Müslüman eti yaptı.
ve dindar aile hesaplangan adam. Qancha farzandlari, bitta farzand shu menga shu qissani aytib turganda bir farzandi muftiy darajasidagi olim. Qo'yiling endi boshqalarini endi. Kelinlarigacha olim ya'ni. Aytayaptiki, o'sha Buxoroda rus kelishdan oldin ajoyib ilmiy suhbatlar bo'lar ekan majlislar. Xuftondan keyin olimlar to'planar ekan. Osh qilinar ekan. Osh nihoyatda go'zal. Ya'ni kuzunu göçede, yağıda. Yani zığır yağıda. Mayli bunlar. Kim demleniyip dururken de ne bularken? Üstüge köknarı koyularken. Köknarı bile demleniyip de aş. Ki o aş deyip, alımlar bamdat geçe, kayıp kılışı, ilmi muzakere kılışırken. Hay hay dedi, bu meclisler dedi. O meclislerdeki lezzet, o meclislerdeki rahatlık bilmesilerler dedi. Hani mahtanıp yapırken. Biz albatta uni rad qildik, biz rad qilganimizga hayron qoldim. Sizlar yo'qsizlar tushunmaysizlar. Bu haromki bu. Ko'knori oshga bosib, mas bo'lib ilmiy muzokara qilish nima degani bu? Hozirgi nasroniylar, yahudiylar aroq ichib olishib, bir-biriga nasihat qilishda nima farqi bor uni? Yahudiy nasroniylar ham shundayki, biz aroq ichamizki, unutamiz g'amlarimizni, Allohga yaqinlashamiz. Kechirim so'raymiz bir-birimizdan. Shunday bahona qilishadi ular ham. Undan keyin masalan shunday har xil majlislarda, marosimlarda yosh bolalarga qizlarni ko'ylagini kiydirib, raqs qildirganlarchi. Shulardan eshitib biz hayron qoldik, dahshatga tushdik. Qulog'imizga ishangimiz kelmadi-yu, ammo bo'layapti turgan narsalar bular. Fasod nihoyatda avjiga chiqqanidir. Endi yag'ini ochmay qo'yaveray, o'zingiz tushunib olasizlar. Bizde yaman halatlar bular. Bu tarihler teşirip görüyorlar. Doğru Rus kafir tuhmat kıladı, aşırı yapıladı. Lekin İslami tarihlerden hem görüyorlar. Çingiz Han'da kegen vaxtı da hem şimdi boyan. Bana Suriye'de böyle yaptırken, bizi zamanımızda gerek göreyim. Suriye'de böyle yaptırken halatlar. Başardı zulmü, yüze kette zulüm. Suriye'deki Müslümanları elbette açılamız. Elbette uladı himaya kılamız her taraflarına. Lekin uruş başlanıştan aldığı haletler kendi iyiydi. Zina nihayette avcıya çıkken Suriye'de. Bu şey Şam'da, Dimişik'te uzun da zina avcıya çıkken. Hayran kalasız. Madrasada okuyduğun erkek talebeler kızlar okuyduğun tarafı varıp yolda turuşar. Yani mesela yasamayan halette turuşadı. Şunu yaşayan, şunu körüyen belki şu işlerde kıyanlar uzunlara etkileyen. Kızlar tarafından, kızlar okup çıkardın madraseden. Bir adı yiğitler kütüp durarken, kızlar kiler de her kim uzunluğu tanışırlar ki hala gen tarafı kit olaz. Madraselerde böyle yaptırırken halatlar. Suriye'den şu Şam'da, Dimeşik'te en meşhur şeyhleri, en meşhur üstadları, kürsüz, hayran kalasınız. Mesela talibiyle adam hayran koyan. Bundan ders ameyd ise, derste nihayette mükemmel. Nihayette mükemmel yani. E'tirozi yo'q. Dars olaydisa, aqida nihoyatda pachaq. Shomda eng mashhur shayxlardan bittasi, juda ko'p shogirdlari bor. Juda ko'p insonlarga san'at bergan, ammo nima qiladi? Muhiddin Arabiyni qabriga borib, qabrdan ochiqchasiga madad so'raydi. Ochiqchasiga. Va o'ziga vazifa qilib olgan shu narsani. O'ziga vazifa qilib olgan, haftada bir kun kamida o'sha qabriga borib, madad so'raydi. Qabrdan quvvat oladi. Fayz olyaptan deydi. Va hech kim uni rad qila olmaydi. Buni haq deb biladi, ibodat deb biladi, solih amal deb biladi. Muhiddin Arabiyni qabriga borib. Va shuni qilyapti turgan odam Suriyadagi, Shomdagi eng mashhur shayxlardan bittasi. Shogirdlari son-sanog'i yo'q. Ham aqida tarafidan buzilib ketgandan keyin, ham axloq tarafidan buzilib ketgandan keyin. Nima bo'ladi endi ummat holati? Qaysinisini gapirasiz? Ikkita misol keltirdim, boshqasini qiyos qilib oling endi. Suriyadagi, Shomdagi eng mashhur madrasalar bittasi Abu Nur deyiladi. Borsiz, masjid madrasasining tagida qabr bor. Siz ertaga namoz o'qishligingizdan qabristonda namoz o'qiyapsiz. Yana bittasi bor, Badriddin Hasan deydi, eng mashhur madrasa u ham. Faqat Suriyada emas, dunyoda mashhur bo'lgan madrasa. Borsiz uni ham tagida qabr bor.
Ertaga namoz o'qisiz, qabristonda namoz o'qigan bo'lasiz. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu narsani. Biz rad qildik bu, nima degan gap bu? Joiz emas-ku. Payg'ambarimiz alayhissalom aytmadilarmi? La'anallohu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yahud va nasoniylarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular payg'ambarlarning qabrlarini masjidlar qilib olishdi, demadilarmi? Nima degan gap bu? Bolalar aytadi, bular bu qabrlar dedi, mana shu madrasada dars berib o'lgan shayxlarni qabrlari. Ular bir umr shu madrasada dars berdi, shu madrasani qurilishiga sababchi bo'lgan, shuning uchun ularni shu madrasaga dafn qilgan. Ba'zi yigitlar aytadiki, biz shuni haromligini bilamiz, agar bitta joiz emas desak, bizni fitnachi deb yoki vahobiy deb yoki aqidasi buzuq xavorij deb madrasadan haydab yuborishadi. Shetda majbur, mana shetda majbur namoz o'qitirishadi. Namoz vaqtida kim tashqariga chiqib kelsa, darrov chaqirib so'rashadi, sen nimaga chiqyapsan? Bu yerda namoz bo'lmaydi deyapsanmi sen? Sen adashgansan. Deyshal madrasadan haydashadi deyapti. Ko'ring? Eng mashhur madrasalarning holatlari. Nima bo'ladi keyin oqibat? Nima bo'lsin oqibat? Oqibat rivojlanish bo'ladimi? Baraka bo'ladimi? Shirk bo'lyapti. Va minglarcha bunaqangi qissalar bor. Nima deysiz? Allohdan qo'rqishlik kerak. Albatta shayton va askarlari bunday diniy markazlarga hujum qiladi, masjidlarga, madrasalarga hujum qiladi, vasvasa qiladi. Ularni buzishga harakat qiladi. Ha, endi inson, aqlli inson, iymoni bor inson buzilib ketaveradimi? O'zini yig'ishtirib olmaydimi? Amal qilmaydimi, Allohdan qo'rqmaydimi? Agar Allohdan qo'rqmasa, amal qilmasa, bilib qo'ysinki, Allohning mana bunday azoblari keladi. Shunday bir dushmanni jo'natadiki Alloh taolo. Allohni vasiyat qiling, Alloh haqqi din qabul qilmaydi. Biz Qur'onga iymon keltirganman deng, kulgan holatda tirjayib turib azob beradi sizga. Sizni diningizga hech qanday e'tiborga olmaydi. Chunki siz e'tiborga olmayapsiz. Siz masjid madrasasiga zarra qadar hurmat ehtiyom ko'rsatmaydi. Chunki siz ham hurmat ko'rsatmayapsiz-da. Bu narsalarga diqqat qilinglar. Ko'pchilik insonlar e'tibor bermaydi bu haqiqatlarga. Baxti nasr, majusiy, otashparas, o'tki ibodat qiladigan bir kofirni qo'li bilan Alloh taolo Bani Isroilni yo'q qilyapti. Masjid madrasalarni yo'q qilyapti. Mana Turkiyaning holatini qarang. Turkiyaning masjidlarining ko'pida qabr bor. Illoki qabr bor. Mashhur olimlar, sahobalarning qabrlari shirk markazlari bo'lib qolgan. Baxti nasr harob qilib tashladi, vayron qilib tashladi. Uzar alayhissalom o'tyapti shu yerdan. Qarang, bunchalik falokatlar keldi, lekin Uzayni Alloh taolo saqladi. Chunki ular haq deydi va da'vat qilyapti. Ham amal qilishadi, ham da'vat qiladi. Shuning uchun bunchalik katta falokat va musibat, balo kelishiga qaramasdan Alloh taolo u kishini saqladi. Bu shahardan oldin o'tib turib, anna yuhi hazihi Allohu ba'da mautiha. Bu qishloq o'lgandan keyin, ya'ni xarob bo'lib buzilib ketgandan keyin Alloh taolo qanday tiriltiradi uni deb so'rayapti. Bu savol qanday savol? Ba'zi mufassirlar istib'adan deydi. Bu noto'g'ri bu. Ya'ni uzoq sanagan holatda. Endi bu shahar obod bo'lmaydi. Alloh taolo qanday obod qiladi? Obod qila olmaydi degan ma'noda ta'sir qilishadi. Bu joiz emas bu. Chunki kufr bu. Allohning qudratiga shak qilishlik bo'ladi. Yo ishonmaslik bo'ladi. Lekin Alloh rozi bo'lsin, suyuti isti'zonan deyapti. Ulug' sanagan holatda. Shu shaharni vayron qilib tashladi Alloh taolo. Albatta Alloh taolo qodir buni obod qilishlikka, lekin juda katta bir qudrat, mo'jiza kerak bunga. Buyuk qudrati bilan obod qiladi. Ya'ni shu darajada vayron bo'ldiki, yuqorida aytdim-ku, mana Uzay alayhissalomning gapidan ham ma'lum bo'lyapti. Shunday bir vayron bo'ldiki, endi u yerda yana insonlarning yashashligi, baxti nasib kelishdan oldingi obodlikni bulishligi juda bir uzoq bo'lib qolgan narsa edi. Juda qiyin bo'lib qolgan. Mutlaqo vayron qilib tashlangan. Yashashlik hech qanday imkoni qolmagan. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, baxti nasib yoqib, buzib, sindirib
Vayron qilgandan keyin ustiga boshqalardan turpoq olib kelib, qum olib kelib to'kdi deydi. Shu darajada vayron qilishadi. Qarang. Buzgani yetmasdan ustiga boshqalardan qum olib kelib, turpoq olib kelib to'kyapti. Tarixda bo'lganki, ba'zi yillarda shunday vayron qilgandan keyin tuz sepib, sho'r qilib tashlaydi. Obod bo'lmasin deb. Zaharli narsalar chachib tashlaydi. Tuz olmasin deb. Nihoyat darajada vayron bo'lib ketganligi uchun aytayapti, qanday tiriltiradi buni? Qanday obod qiladi? Qanday obod bo'ladi? Qanday bir obod yeri deya? Qancha insonlar yashardi bu yerda? Qancha masjid, madrasalar bor edi? Lekin biz qancha da'vat qildik, insonlar qabul qilmadi. Bu musibatni baloni o'zlari sotib olishdi. U kishini islomiy tarafdan o'ylayaptilar. Yana buni oldingi islomiy holatlari qachon bo'lar ekan? Qanday bo'lar ekan? Bularmikin, endi nafs qilarmikin bu narsa? Deb o'ylanib, tafakkur qilib o'tirdilar. Fa'amatahu Allohu, Alloh taolo o'kishini o'ldirdi. Bir pana joyga bordilar-da, joyga dam olgani o'tirdilar, eshagini bog'ladi, xaltasida mana yegulik, ichgulik narsalar va ularni qo'ydi. Bir tafakkur qilib o'tiribdi, Allohni zikr qilib, Allohga istig'for aytib. Keyin uyqusi keldi-da, uxlamoqchi bo'lib yotdi. Shunda Alloh taolo u kishini o'ldirdi. Mana fa'amatahu o'ldirdi deyaptimi? Demakki o'ldi bu kishi. Alloh taolo ruhini oldi. Qancha qoldi? Ni'ata amin 100 yil qoldi. 100 yil shunda o'lgan holatda yotdilar. Tumma ba'asahu. Keyin 100 yildan keyin uni qayta jo'natdi. Ba'asa jo'natdi degan nimaga jo'natdi deyapti? Ruh Allohning huzuriga olinib, yana dunyoga qayta jo'natilyapti. Shuning uchun ba'asun deyiladi. Jo'natmoq deyiladi. Dunyoga qayta jo'natildi. Qayta tiriltirdi Alloh taolo. Qola kam labista? Alloh taolo aytdiki, qancha qolding dedi. Qani qola deyapmiz. Qola kim u qoil aytuvchi kim? Alloh dedingiz. Suyuti ham Alloh deyapti. Lekin ixtiloflar bor. Bu sahih qavl. Ko'pchilik mufassillarning qavli, lekin ba'zilar aytadiki, bu yerdagi qola farishtani so'zi deydi. Farishta so'radi undan deydi. Ba'zilarda Jibril so'radi deydi. Ba'zilardaki o'sha zamondagi bir payg'ambar so'radi deydi. Ba'zilarda bir mu'min kishi so'radi undan, yani qancha qolding deb deydi. Lekin eng sahihi Alloh taolo aytdi. Alloh aytyapti. Chunki Uzayr zotan payg'ambar edi-ku. Shuning uchun Alloh taolo vahiy qilyapti. Vahiy qilib so'rayapti, kamlar listada qancha qolding deyapti. Zotan bu yerda hozir ikkita zamir bor. Biri marra, o'tuvchi odam. Shunga qaytadi zamirlar. Ikkinchisi fa'amatahullohu, Allohni o'ldirdi degandan keyin mana Alloh kalimasi keldimi? Summa ba'asahu. Ba'asadagi huva zamir ham Allohga qaytyapti. Qola. Qoladagi zamir albatta ba'asani fa'iliga qaytadi. Uni qayta tiriltirgan zot unga aytdi. Oyatni zohiri ham shuni taqozo qiladi. Va Uzayr alayhisalomning payg'ambar bo'lganligi ham shuni taqozo qiladi. Lekin ba'zi mufassillar boshqa fikrlarda aytganligining sababi shuki, Alloh taolo Uzayr deb aytmadi-ku bu yerda. Mutlaq qilib aytayapti-ku. Shuning uchun Uzayr bo'lmasa, agar oddiy inson bo'lsa, unda bir ilhom bo'ladi. Yoki o'sha zamondagi bir payg'ambardan bo'lishi mumkin. Shu e'tibordan boshqa fikrlar aytilgan. Lekin sahihi shu, oyat zohiri ko'rsatyapti, Alloh taolo aytdi. Qala labistu yawman aw ba'da yawmin. Uzayr alayhissalom aytdiki, labistu yawman, bir kun qoldim dedi. Chunki uzun uxladi-ku. Men uxladim deb o'ylayapti-da, o'lganidan xabari yo'q. Uxladim deb o'ylayapti. Endi uyg'ondi. Siz uyg'onganingizda qanday uyg'ondingiz? Shunda uyg'ondilar. Xuddi masalan nimaga o'xshab, sal badani siqilganga o'xshagan holatda uyg'ondilar. Men ko'zini ochdi. Hali atrofiga diqqat qilgani yo'q. Men o'zini nima qilyapti? Yig'ishtiryapti. Shunda Alloh taolo so'radi, "Qancha qolding?" dedi. "U kishi bir kun qoldim," dedi. "Ko'p uxlatdi. Bir kun mukammal uxlaganga o'xshayman," dedi. Kimdir quyoshga qaradilar. Uxlagan vaqti tafsirlarda keladi. Ertalab vaqti, ertalabdan. Ertalanda uxlagan edi. Buni biladi-ku. Bu turgan vaqtda qarasa quyosh botyapti ekan. Asrdan keyingi vaqt, hali shom bo'lgani yo'q. Shuning uchun avba'da yom,
Peki kunning ba'si dedi. Ertalabdan asrga suxlab qancha kimligi. Yarim kun uxladim shekilli deyapti. Qani aniq bilmayapti. Shu qissada zikr qilingan odam o'zaro alayhisalomligi to'g'risida mufassirlarning o'rtasida ixtilof boru. Lekin odamlar musulmonlar o'rtasida ixtilof yo'q. Xususan sufilarning o'rtasida ixtilof yo'q. Sufilarda hammasi aytadiki, mana shu kishi o'zaro alayhisalom deydi. O'zaro alayhisalomligini qabul qildiradingizmi? Ha deysa biz ikkinchi savolni beramiz. O'zaro alayhisalom payg'ambarmi? Ha deyishadi. Endi biz sizlarga savol beramizki, sizlar shayxlar, avliyolar g'ayrati bilasiz deysizlar. O'zaro alayhisalom nimaga bilmayapti? Qarang, o'lganidan nimaga xabar yo'q? 100 yil yotdi, 100 yil o'lgan holatda yotdi. Nimaga? Tirilgandan keyin bir kun qoldim deyapti. Yoki yarim kun qoldim deyapti. 100 yilga siz bir kunni solishtirib ko'ringchi, bu qadar xato bo'ladimi? Diqqat qiling bu narsaga. O'zaro alayhisalom deb bir buyuk payg'ambar 100 yil o'lib yotganini bilmasa, bu avliyolar qayerdan biladi g'aybni? Bu katta bir g'aybiy masala emasmi? Bu katta mo'jiza-ku bu. Va aytadiki, bizni shayxlarimiz, pirlarimiz, avliyolar oldindan biladi deyishadi. Nimaga o'zaro aytmayapti-ki, ya Robbi, men bilardim o'zim. 100 yil meni o'ldirding. Va hozir ko'zim oldida eshagimni ham tiriltirasan. Hammasini bilaman kim endi, deyapti-ku. 100 yil o'lib yotgandan xabari yo'q. Eshagining holatidan xabari yo'q. Bu taomi va sharobidan ham xabari yo'q. Qanday qilib g'aybni biladi u? Endi payg'ambarlar g'aybni bilmagandan keyin avliyolar qanday biladi? Mumkin emas. Shuning uchun hanafiylar aytadiki, butun hanafiylar ijmo qilib. Biz zamondagi soxta hanafiylar emas. Imom Azamning shogirdlari va islom tarixida o'tgan haqiqiy katta hanafiy olimlar ijmo qilib ittifoq bo'lib aytadilarki, kimki Muhammad alayhisalom g'aybni bilsa kofir bo'ladi deydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Jibril ham bilmaydi g'aybni. G'aybni faqatgina Alloh biladi. Mana payg'ambarlarning bittasidan dalil, Uzayr alayhisalom g'aybni bilmayapti. Va bundan oldingi qissada ham Ibrohim alayhisalom g'aybni bilmayapti. Ay Ibrohim alayhisalom g'aybni bilganda edi, aytadiki, hozir Namrud mendan Alloh to'g'risida so'radi, Alloh taolo o'ldiradi, tiriltiradi desam, botil bir javob beradi. Bundan ko'ra uni aytmaydi, to'g'ridan-to'g'ri quyoshning masalasiga o'tadi desa bo'ladi-ku. Lekin g'aybni bilmagani uchun, qarin tortishgani, munozara qilgani o'tiryapti, qarshida turgan Namrudni nima deb javob berishligini bilmaganligi uchun Allah öldüredi, tırıltıredi deyaptılar. Kim başka mesele götürüyaptılar? Demek İbrahim Aleyhisselam gaybdi bilmesedir. Hani köp gelirdi bundaki vakiyeler ne hemmez de tembih kılıp agahlendirip ötüremedi. Gaybdi Allah'tan başka hiç kim bilmiyordu. Şimdi 100 yıl ölüp yatken adamın bir gün kaldığın dişliği zahiren ne mi? Zahiren sidikmez. Doğrumez bu gibi. Demek peygamberler ba'zan xato qilishi mumkin ekan. Uzar payg'ambar-ku. Payg'ambarlar xato qilishi mumkin. Lekin ularning xatosini Alloh taolo to'g'rilaydi. Qarang, payg'ambarda payg'ambarlarning kichkina xato qilishligi, ya'ni katta gunoh emas, kichkina gunoh emas. Katta gunoh qilmaydi, kichkina gunoh qilmaydi. Ammo kichkina ba'zi xatolar sodir bo'ladi. Uni qabul qilishligimiz kerak. Insonlar uchun payg'ambarlar İnsan bo'lganligi uchun insonligini e'tibordan kichkina xatolar qiladi, xato qilyapti. Qarang, bir kun qoldim deyapti. Lekin men to'g'ri aytayapman deb o'ylayapti. Va shak qilyaptiki yoki yarim kun deyapti. Shak qilyapti men. Demak, inson bu narsani haq deb o'ylagan holatda aytsa yo'q, lekin unday bo'lmasa gunohkor bo'lmas ekan. Chunki qasddan qilmayapsiz-ku uni. Holatingizga qarab turib aytayapsiz. Hali eshaklariga qaramagan dedi. Eşeğe karası sezarıdı. Suyaylarını tırıp yakınlığını görse, bunda sezip kalarıdı. Ama o tarafki karagani yok. Kale bel lebiste niyete amin. Allah da dedi ki yok. Sen belki 100 yıl kaldın diye. Hani bu 100 yıl meselesi nuhatta mühim bu yanlık için Allah-u Teala 2 metre kaytar ve yaptı. Allah-u Teala onu 100 yılge öldürdü ve onu getirdi ki sen 100 yıl kaldın diye. Yani 100 yıl kalı yaptı. Hazreti tıbbiyat geldin. Hammasini og'iz ochilib qoladi.
100 yıl bir insan ölüp yatıptı ve yine tırılıp diye bunlar gerçekleşiyordu. Hazır ki tibbiyat hayran kalırdı. Aklıya sığmıyordu. Şunun için daim etiyatız biz. Kur'an tibbiyatını aldı da bizi tibbiyat, bizi zamandaki tibbiyat hiç nesemez. Mehtemmesin bu Amerika, Rus, Avrupa mehtemmesin. Cehru adam kettik demesin. Mene bizi tibbiyatımız. 100 yıldan ki tırıltır yaptı Allah Ta'ala. Ve 100 yıl aldın kendi yatken bize şundik. Kendi bize şundik. Hiç kendi rüzgar geliyor. Fendur ile ta'amike ve şerabik. Ta'aminge, yiyidiyan nesinge ve içediyan nesinge kare diyat. Tersinlerde ki bu da şundik ki yani encir, yani üzüm, herhal gepler ki ya. Mene içimdeki şarap doğrusu diyen bazıları süt deydi. Bazıları asir, meyveni su deydi. Bazıları abdi su deydi. Her hal kavuller var. Lekin ayetin zahiri taam ve şarap diye. Yegülük ve içgülük diye. Onu ise anık. Nimeliği anılmaz. Lekin şu taam, yegülük nesse encir diyenlikten başka bir ibret alamız ki biz taam diyenlerden ne düşünemiz? Birinci açtı, palavu düşünemiz. Hazır mesele ettiniz ki biraderler mesleğe taamge davet kılıyıklar. Dur en takvadar, en dindar biraderleri çakırın da ulada aldığı encir kuruyun. Ve çay verin. Hemen sapı buluruz. Sen bizi taamge çakır kuruyun. Demek encir bir yapsan. Şu yem taam mı deydi? Ayetin ki fenzur ila taami gene tafsirde ki gen bu. Encirde Allah Teala taam diye yaptı. Kerim. Yani bunu ne müşahit yaptın din? Kançalı dünyaya birlik etkenliğimiz. Harunge kançalı birlik etkenliğimiz. Özel Allah sana büyük bir peygamberdi. Taamı encir buluyordu. Üzüm buluyordu. Adli meyveler buluyordu. Nimetler ki bu ise yakışı şükür kılış gerek. Bu megenliğe de nankörlük kılmaslık gerek. Nalimeslik gerek, şikayet kılmaslık gerek. Taaminge ve şarabinge karegin lem yetesenneh. Özgürlük ki bu. Bana tabiat ilimleri. 100 yıl bir encir kalışı mümkün mü? Az tabiat alimlerden sorayım. Ya ki üzüm kalışı mümkün mü? Meyve suyu ya ki süt düzülmezden, özgürmezden kalışı mümkün mü? Sorayım az tabiat alimlerden yok mümkün mü? 100 yıl ne diyorsan sen diyeyim. Ama kalayat diyeyim bana. Allah'ın kudretini karayım. Tez büzülüp tez çırıp getirdiğin nesini mükemmel saklayıptı Allah Ta'ala. Yegülükle içgülüklerse. Ama onge nispeten kinrak büzülediğin, kinrak yukaladığın eşyaydı yukatıda şey yaptı. Kudret kareyim. Yaş baladan sonra eşyaydı koyayım. Bana eşyay. Bana bu ancır. Kaysanızı tez yukaladı siz. Ancır değil yaş balaya. Doğru mu? Ancır tez yukalıp geçiş gerekir. Bir pasta. Trik bugün eşya kendi yıkılıp ancırdan aldığını yukalıp giderdi. Peki Allah kudretini gösterdi ki tez büzülüp geçişi lazım bugün meyveler lem yetesenler. Özgür mü yaptı bana? Kendi koyacağımızı şundik. Karadaki kendi yıkılıp şundik. O şunu gösterdi ki demek yarım günü kılattı. Ama eşya günü kıladı ki tıpa tüzü geçecek fakat süreylere kaldı. Süreylere yan çeşitli bir atıştı atıraktı. Göçüden asan koyanı yok. Allah kudretini kürseti yaptı. Hani kendi saklayatı ve kendi öldürü yaptı. Yukatemen diken asasını, öldüremen diken asasını şimdi öldüredi, saklayman diken asasını şimdi saklayıydı. Ancırdı saklayken, üzümü saklayken zat sizi saklayan mıydı mı? Saklaydı sizi. Allah ki yaman ki mankımeyin. Susa siz dinge hizmetsiz, hakta etsiz saklamaydı mı? Saklaydı. Lem yetesen neh kelimesi doğrusu da harfi kavullar var. Mesela senetun yıl diyordu. Bazıları dedi ki senetundan çıkan bu diyordu. Ve senetunun aslı senhetun bu diyordu. Onunla göre tesenneheh buladı. Ha asli harf buladı. Yıllar ölçülüğü. Lem yetesenneh diyordu. Yıllar ölçülüğü bilen büzülmaktı diyordu. Yani illerinin ölçülüğü özgürtülmaktı onu diyen manası. Bazılar ise hani vakti üçün deydi. Aslında tesen ne bugün, ye bugün ahirede. Vı buladı diyor. Aslında ki yege kalp bugün.
lam kelgani uchun majzum bo'lib ye tushib ketyapti. Ha esa vaqf uchun kelyapti deydi. Bunda ya'ni sanatun kalimasi sanvatundan chiqqan bo'ladi. Sanatun sanavatun disku yil yillar degani sanavatun vav kelyapti. Ba'zidaniki yo'q. Bu sannadan chiqqan deydi. Sanna. Sanna tag'ayyara degani. Aslida tasannana bo'lgan. Lam yatasannan bo'lgan. Lekin mana 3 ta nun ketma-ket kelishligi qabih bo'lganligi uchun oxirgi nun yega aylandi va jazm qiluvchi harf bo'lgan lamning sababidan hazir bo'lib ketdi. Yatasannana bo'lib qoldi deydi. Lekin eng sahihi qaysi? Zohiri. Zohirda lam yatasanna kelyapti. Va bu lug'atda ham bormi? Demak, bu zohirni olishligimiz kerak. Qur'on va hadisda iloji boricha zohirini olib, zohiriga amal qilishlik kerak. O'zgarmadi degan ma'noda. Vandur ila himarik. Eshagingga qara. Eshagini ko'rdingki, chashinib yotibdi. Suyaklari. Shu yerdan bir ehtimol rad bo'ladiki, keyingi oyatda vandur ila izomi suyaklarga qara deganda ba'zilar shunday tafsir qiladi. Tafsir kitoblarida keladi. Alloh taolo uzayni ko'zini yaratdi avval deydi. Ko'z yaratildi. Ko'z turibdi havoda. Boshqa hech narsa yo'q. Ki ko'ryapti atrofda. Ya'ni o'zini suyaklarini chashilib yotganligini ko'ryapti. Kim Alloh aytayotki, "Vandur ila al-izomi suyaklaringa qara." Suyaklariga qarayapti, deb qo'l oyoqlarining suyaklari to'planyapti. Va insonni skeleti paydo bo'ldi. Keyin go'shga qara, keyin go'shlari o'zini ko'zining o'ngida, o'zini badanidagi go'shlar, taylar, tomirlar hammasi to'planib, og'irgi teri kiydirilyapti. Hammasini ko'ryapti, o'zida ko'ryapti degan tafsir ham bor. Lekin bu tafsir to'g'ri emas. Mardud. Nimaga? Chunki Alloh aytayaptiki, "Vandur ila himarik" deyapti. Eshagingga qara deyapti. Bu oyatni boshi ham ko'rsatyapti. Uzayr turgan vaqtda labistu yawman bir kun uxladim deyapti. Agar ko'z o'zini chirib yotganligini ko'rsa, qanday qilib bir kun uxladim deydi. Ko'p qoppan ekan deydi. O'lgan ekanman ku men deydi. To'g'rimi? Va yana ustiga aytdik biz, Uzayr alayhissalom payg'ambar dedik, payg'ambarlar jasadi chirimaydi dedik. Shuning uchun tafsir kitoblarida kelgan har rivoyatlarga ishonib ketavermanglar. Qarang, suyaklariga qara degani o'zingizning suyaklaringizga qara degan tafsir ham shu oyatni zohiriga xilof bo'lyapti, ham hadislarga xilof bo'lyapti. Shuning uchun har bir rivoyatni tekshirib ko'rish kerak. Bu yerdagi suyakdan maqsad eshakdir. Eshagingga qara dedi. Eshak yo'q. Qani eshak? Valina ja'alaka ayatan linnas. Va seni biz insonlarga oyat qilishlik uchun. Oyat, bilasizlar, mo'jiza degan ma'noda. Seni mo'jiza qilyapmiz. Alomat hujjat qilyapmiz. Uzayr alayhissalom o'zini zamondagi Bani Isroil uchun ham bir mo'jiza bo'lyapti shu ish bilan. Va qiyomatgacha keladigan butun insonlar uchun bu katta mo'jiza bo'lyapti. Mana biz uchun ham katta mo'jiza. Buni o'qiyapmiz, o'rganyapmiz, qancha ibrat olyapmiz. Alloh taolo manfaatli qilsin hammamizga. Oyatlarga seni mo'jiza qilishligimiz uchun bu voqealarni qilyapmiz biz deyapti Alloh taolo. Katta bir mo'jiza. Bani Isroil hayron qoldi keyin. Uzayr alayhissalom bordi Bani Isroil oldiga. Eshagini minib. Qaytib borganida, ya'ni turib ana shaharga qaradilar, shahar nihoyatda obod bo'lib ketgan. O'zini mahallasiga bordi, mahalla ham o'zgarib ketgan, insonlar ham o'zgarib ketgan. Tanishmadi avvaliga. Tanitgandan keyin hamma hayron qoldi. Katta mo'jiza. Shuni aytayapti Alloh taolo. Seni insonlarga mo'jiza qilishlik uchun. Vandur ila izomi suyaklariga qara. Suyaklari yotibdi. Eshakni suyaklari. Kayfa nun shizuha. Anshada yun shizu aqoma degan ma'noda. Suyaklarni qanday turgizamiz? Uzayr alayhissalomning ko'zini oldida eshakning suyaklari tikka turyapti. Suyaklar o'zlari kelishib, to'planishib, tikka bo'lib eshakda shunday skeleti paydo bo'ldi. Suyak. Summa naksuha lahma. Keyin unga qanday qilib go'shtni o'raymiz deyapti Alloh taolo. Endi avval shu skeletini tikka turganligini, keyin go'shti kelganligini summadan bilyapmiz. Alloh taolo summa deyapti-ku. Haligi suyaklar tikka turib-turib, ularga go'shtlar o'ralib,
ki göçlü suyaklar birbirine birleşkeni yok. Aldın suyaklar birleşiyordu. Keyin göçler payda oluyor. Paylar, yağlar, tamırlar, bunlar hepsi göçlü içinde. Teri bunlar hepsini bilmeli orasıyım. Allah-u Teala kısa geldiler de çürmeli orası. Hepsi gözünü aldı da buldu. Keyin eşek ruh girgizirdi de avaz çıkardı. Tirik eşek. Sapparsa uzun eşek. فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ Bu mucizeler, bu hakikatler Özer Aleyhisselam'ın anık bugende, ravşan bugende yani közü bile gördüler. Zaten Peygamber şakkımasıdır bu nesilge. قَالَ اَتْكِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah sana her nesilge kadirliğini biliyettendir. Bilemendir. Bu bir rivayet. Meşhur rivayet, meşhur kral şu اَعْلَمُ bilemen, biliyetten diyelim. Bunu ne diyelim? Aldın bilmez miydi? Bilerdi. Ölgenden ki kayıtlatılıştık ki iman getirdik farz ki o. Kimi kimi şakısı kafir vardı. Peygamber şakı mıydı? Lekin müşahede ilmi. Közünden körüştük ilmi indi payda buldu. Közünden körme geldi buna sana. Bu şak şubhemez bu. Bilesiz o ilmul yakin. Aynul yakin ilimleri hazır buluyordu. Közünden körgenden ilim başka buluyordu. Yani bundan kengi kısada İbrahim Aleyhisselam'dan Allah Teala şunu bayan kıladı. İbrahim Aleyhisselam öyleliklerini kendi ettirişliğini Allah Teala'dan kürsatı verişliğini talep kıldı. Ya Rabbi beni kürsatken öyleliklerini kendi ettirişliğini dedi. Bu kengi kısada o meselelerine tuhtuyemiz. Yani bu şek meselesi mi bu? İşenesiz, imanınız var, amel kılasız o. Lakin gözünden körgenizde yani hem imanınız ziyade bırak. Bu imanını ziyade buluştuğu, yakınını ziyade buluştuğu meselesi bu. Alem bu diyene, müşahede ilmi bilen biliyetten bana. Ve en mükemmel halette biliyetten diyene. Hani peygamberler, peygamber buluşuya karamazsan ilimge muhtaç eken. Yani, peygamberem ilimge muhtaç buluyat. İlim ürgeni yat. Yani, ilim diyene hiç bilmeyene sen ürgenişmez. Biliyene sizi mükemmel ürgenişem ilim buladı. Peygamberler ki ilimge muhtaç olsa biz hem elbette ilimge muhtaçımız. Bazı rivayetlerde e'lem deyip gelir. Hale e'lem enne Allah'a ala külli şeyin kalıyor. Bilgin olsa bu buyruk kim tarafından bunu yaptı? Bazı kavuller yakara gelin Allah tarafından. Allah-u Teala üzerine sorun gibi buna sorunu bildirgenler ki bilip koygin Allah-u Teala hanesiye kadirliğini diyetti. Bazı da bunu rahat kırışadı. Buluşu mümkünmez deydi. Ne meyledi siz? Çünkü Allah-u Teala mucizeni kürsetti. Şimdi mucizeni kürsetken Özer Aleyhisselam'ı kifa yakınladı peygamber bulsa. Ne mümkün en arkasından e'lem de yaptı. Doğru kimiydi bu deydi. Özer Aleyhisselam'ın şahneye doğru kimiydi deydi. Ama bu da temiz ki yok siz ne doğru getir yapsız. Ettik Özer Aleyhisselam'ın şubhası gidarlar kimiydi bu? Allah-u Teala bir mucize kürsetip arkasından e'lem bilgin deyişi mümkün. Ve bu muamele muhatap bugün peygamberinin derecesine zarar kılmıyordu. Bana kinye kısa yakarın 260. ayette ahir yakarın sümmed'uhunne ye'tineke sa'ya kim onları çakırın tiz şaşılgın halette seni gelişerdir ki ve'lem enne Allah'a azizun hakim deyordu. Allah Teala'nın azizliğini hakimliğini bilip koygun deyordu Allah Teala. İbrahim Aleyhisselam getirdi. Katta mucizeni kürsetti, arkasından e'lem deyordu ki İbrahim Aleyhisselam'da imanı zayıf mıydı, ilmi zayıf mıydı? Yok. Demek İbrahim Aleyhisselam'a bu zarar kılmasa bu, bu kişinin derecesi, mertebesi, Özer Aleyhisselam'a elbette zarar kılmıyor. Şunun için e'lem buluşu mümkün ve e'lem Allah'ın buyruğu buluşu mümkün. Yani buluşu mümkünmez diyenler de kavlunun zayıflığını çöntürüyor tabi. Ular aytadı ki, e'lem farişte tarafından aytıldı deydi. Farişte aytı, gördüğüm de bilip koygun. Yani bazı aytadı ki, peygamber tarafından yukarıya kavurlar. Ya ki hoşta turgen mumun kişi aytı. Bildiğim de, bilip koygun. Diyen anad. Bazı aytadı ki, özel uzige aytı yaptı deydi. E'lem, uzige uz aytı ki, bilip var, gördüğüm de bana. Uzige uz aytı yaptı deydi. Lekin e'lem bulup, büyük buluşluğu mümkün, bazı kılatlarına keygen, ve bugün de en doğrusu Allah tarafından ekenliği. Çünkü en ayet gösteriyor bunu. وَعَلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
Allah Teala her nesliye kadirdir. Özer Aleyhisselam'ın yakını getirdi yaptı Allah Teala. A'lemu enne Allahe ala kulli şeyin kadir. Bizge ibret bulsun diye yaptı, ders bulsun diye yaptı. Allah dedi ki, kullarım min her nesliye kadir ben. Menedir kudretimge misal, tarihte bugün vakıya ve peygamberinin itirafı, peygamberinin gapi. Yetmedi mi edesinler ya? Etmesinler misiler? İnne Allahe ala kulli şeyin kadir demesinler mi? Allah'a nasıl kadir demeseler miydi? Eğer deseleriz, demek ki her kendi sahada Allah'a tevekkül kime yapsalar? Demek ki sahabeler de, peygamberler de, dinge hizmet kime yapsalar? Demek ki dünya geldiğinde, diyor ki dünyanın mahluklardan tahsillenip, dinge bir fervalık kıl yapsalar. Hüzer aleyhisselam, onun kavmine varıp davet dinleyen malum. Şimdi tahsillerde bazı kıssalar geliyordu. Allah bilir, yani ben İsrail'den giyen kıssalar, yani ayette kemegen ve sahih hadiste kemegen. Lekin nasıl İslam ruhuna karşı bulmaganlık için nakıl kılarız. Ama nakıl kıyganlığımız tasdik kıyganlığımız emas, onu ham bilip koyular. Bu rivayetlerde aytilishiga qaraganda Uzr aleyhisselam o'zini shaharga bordi. Endi bu o'lgan vaqtda necha yosh dedi ixtiloflar bor. Ba'zi aytadi ki 20 yosh dedi, ba'zi 40 yosh dedi, ba'zi 50 yosh dedi deydi. Qaytib kelganida 100 yil o'tyapti. Tengdoshlarini hammasi o'lib ketgan. Sonra 100 yildan keyin tirilib kelinchi, shetdagi do'stlaringiz qolarmikan? Qolmaydi-ku. 100 yildan keyin. Bütün tengdoshlari o'lib ketgan. Uzayr ham payg'ambar edi, ham Bani Isroilda katta olim edi. Hamma tanirdi uni. Shahari nihoyatda rivojlangan. Rivojlanishdagi to'rtta ham hal qovullar bor. Ba'zi qissalarda keladiki, bir podsho kelib obod qildi. Lekin podsho obod qilish shart emas. Ko'ryapsizlar mana. Bo'sh maydonlarni ko'ryapsizlar. 3-4 yildan keyin borsa shahar o'lib ketibdi. To'g'rimi? Markaz o'lib ketibdi. Rivojlanib ketyapti-ku. Insonlar endi Alloh taolo insonlarning qalbini Baytul Muqaddasga burdi. Har tarafdan Bani Isroilga to'planib keldi-da, obod qilishdi. Asta-asta 100 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mana Saudiyada yoz Arabistonda katta binolarni ko'ring, haram atrofidagi. 50 yil oldingi holatini ko'ring. Makkani 50 yil oldingi holatini ko'ring, hozirgi holatini ko'ring. Qanchalik o'zgarib ketyapti. O'zi diyorlarizda hozirgi holat bilan 100 yil oldingi holatni bir solishtirib ko'ringchi, qanchalik farq bor. Bu katta-katta shaharlar qayerdan paydo bo'ldi? 100 yil oldin ular hammasi atrofi sahro edi-ku. Bo'sh yerlar edi-ku. Arabistonda, Saudiyada hozir tog'larni parchalab, tog'ni yo'qotib, uniga binolar qurilyapti. Mana 100 yil oldin tog'lar, hozir qarasangiz, katta-katta shaharlar. 30 qavatli, 50 qavatli me'morxonalar. Shuning uchun illoki bir podsho qilish shart emas buni. Podsho qilgan bo'lishi ham mumkin, millat o'zi asta-asta obod qilib oladi. 100 yil katta muddat. O'zining mahallasiga bordi, uyiga bordi, o'zgarib ketgan albatta, u qissada aytilishiga qaraganda uni uyida bir ko'zi ko'r bo'lgan kampir bor ekan, 100 dan oshgan. Uzayr alayhissalom kelib so'radi, Uzayr uyi qani, mana shu uyi. Qani Uzayrni bola chaqalardi. Deganda u kampir hayron qoldi, sen kimsan? Men Uzayrman dedi. Yo'g'i, kampir yig'ladiki, 100 yil oldin Uzayr yo'qolib qoldi. Dom-daraksiz ketuvdi. Biz hammamiz hayron edik. Uzayr nihoyatda yaxshi inson edi, payg'ambar edi, olim edi. Qancha xafa bo'ldik biz, haqqiga duo qildik. Sen Uzayrmisan ha? Agar sen haqiqatdan Uzayr bo'lsang, bu payg'ambarning duosi qabul bo'lar edi. Duo qilgin Alloh taolo meni ko'zimni ochsin, shifo bersin menga dedi. Va men seni ko'rsam taniyman seni dedi. Sen Uzayrni taniydigan boshqa hech kim qolmagan, bitta o'sha kampir qolgan xolos. U ham bo'lsa Uzayrni cho'risi ekan. Shu qissada aytilishiga qaraganda. Keyin Uzayr aslida duo qildi, ko'zini silabdi, lekin kampirni ko'zi ochilibdi, yaxshi bo'lib ketibdi. Aytdiki, bu Uzayr dedi. Ham odamlar to'plangan edi. Eşeğine minip geliyordu, adamlar da görüp hayran, adamlar da bu kişi tanımayaptı, adamlar bunu tanımayaptı. Bir geçip gelişti bunca. Adamlar toplanıyor. Uzayrman dünyadaki hemen hayran kaldı. Uzayrda kısasını hemen biledi. Yaşı görüldü, büyük peygamber. 100 yıldan kim bu gelip Uzayrman diyordu. Hangisi kemiyordu adamlardı? Siz oylayın. Çünkü bu adam kesin, bana siz işte, dedeyizden işlerdiniz, babayızda orasında. Babayız kese, yaşı git halatta. Benim babayım ben senin bize. İşe nasılsın mı?
uyqusi qolib qochib ketadi. Bir hafta ketadi. Hamma hayron, ali xotin kampir tasdiqladiki bu uzay edi. Shu bilan mana uzayasi ham keyin bo'lgan voqealarni aytdi. Dedilar, "Bani Isroilga mana bir da'vat bo'ldi, katta bir mo'jiza bo'ldi." Uzay alayhissalom ki hayotining oxirigacha dinga xizmat qilib o'tib ketdilar. Mana uzay alayhissalomning butun da'vati tavhid uchun bo'lgan. Mana bu mo'jiza Allohning qudratini bildirishligi uchun. Faqatgina Allohga itoat qilishligi uchun, faqatgina Allohga ibodat qilishligi uchun bo'ldi bular hammasi. Lekin yahudiylar esa uzay alayhissalomni shirkka vasila qilib olishdi. Xudo qilib olishdi. Bu kishi butun hayoti tavhid uchun bo'lyapti, din uchun bo'lyapti, shirkka kufrga qarshi kurashyapti. Lekin odamlar bu kishini shirk qilib olishyapti. Xudo qilib olishyapti. Mana bu narsalardan yana hadisdan voqeadan yana bir hissa bo'ldi, ibrat bo'ldi. Demakki biz payg'ambarlar, solihlar, avliyolarni farishtalarni xudo qilib olmaylik. Faqatgina Allohga ibodat qilaylik. Faqatgina ungagina suyanaylik. Uzay alayhissalomni saqlaganidek, qudratini ko'rsatganidek, mo'jizasini ko'rsatganidek bizni ham saqlaydi, qudratini ko'rsatadi, mo'jizasini ko'rsatadi. Va yana boshida aytganimizdek, Namrudning da'vosini rad qilyapti Alloh taolo. Tiriltirish mana bunday bo'ladi. Sen nimani tiriltirasan sen? Bir odamni o'ldirmasdan qo'yib yuborib tiriltirdim deyapsanmi? Ahmad, johil, kim aldayapsan sen? Mana Allohda tiriltirishini ko'r. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga Qur'on va hadisni Alloh va Rasuli talab qilgandek tushunib amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Hadisni Alloh va Rasuli talab qilgandek tushunib amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Hadisni Alloh va Rasuli talab qilgandek tushunib amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Hadisni Alloh va Rasuli talab qilgandek tushunib amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin. Hadisni Alloh va Rasuli talab qilgandek tushunib amal qilishlikka tavfiq hidoyat nasib qilsin.